etkinlik Bodrum Kültür ve Sanat Topluluğu'nun açılış etkinliği. Bodrum Kültür Sanat Topluluğu tarafından Hadi Gari Bar'da açılış etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Bodrum'a kültür ve sanatla ilgilenen birçok isim katıldı. Minik çocukların bale gösterisiyle başlayan etkinlik kapsamında piyanist Eren Leventoğlu ve kemancı Nikola Cavlı tarafından bir klasik müzik konseriyle Ali Peret, Ebru Yazıcı, Tony Jones tarafından da caz konseri verildi. Gecenin sonunda ise İbrahim Bilgiç ve Oaymi davetlilere keyifli dakikalar yaşattı. Bodrum Kültür Sanat Topluluğu'nun kurucularından müzisyen Necmi Cavlı, gazetecilere yaptığı açıklamada Bodrum'un hızlı gelişmesi ve diğer etkenler nedeniyle kültürel bir dejenerasyon yaşandığını vurgulayarak şunları söyledi. Bodrum Kültür ve Sanat Topluluğu, Bodrum'daki kaliteyi arttırmak, hem her sanatın her alanında ve de buradaki insan kalitesini, turist kalitesini arttırmayı amaçlayan bir organizasyondur ve bu doğrultuda projeleri hayata geçirmek üzere kurulmuş bir organizasyon. Çeşitli projelerimiz var başlattığımız, bir kısmı kesinleşmiş, bir kısmı henüz hayata geçmek için ilk adımı atmamış olan. Bunların içinde gerçekleşecek olan en önemli projelerimizin Eylül ayında bir Akdeniz'in Renkleri diye müzik ve dans festivalimiz var. Bodrum Kültür Sanat Topluluğu tarafından sonbaharda Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bodrum Belediyesi, Bodrum Ticaret Odası ve Garanti Bankası'nın destekleriyle Akdeniz'in Renkleri Festivali düzenlenecek. 8-11 Eylül arasında düzenlenecek festivalde birçok sanatsal etkinlik yer alacak. Bu arada daha değişik işte fotoğraf yarışmalarımız veya değişen Bodrum değişmeyen değerleri diye başka bir fotoğraf yarışmamız yine bu türden projelerle Bodrum'un güzelliğine katkıda bulunmak amacımız, bir ucundan tutmak. Bu gece de işte bunun başlangıcını bu projeleri hayata geçirecek organizasyonun Bodrum Kültür ve Sanat Topluluğu'nun açılışı. Bugün programda müziğin ve dansın çeşitli alanlarından örnekleri var. Küçük mini bir festival gibi organize ettik bu geceyi. Klasik müzik var, caz var, elektronik müzik var, dansçılar vardı, yöresel sanatçılarımız var, yöresel şarkıları, türküleri söyleyecekler. Böyle küçük bir mini festival gibi yaptık. Amacımız dediğimiz gibi burada Bodrum'da hep yani birilerinden beklemek değil, Bodrum'un kendi içinden bir dinamik yaratıp o dinamikle bir şeyler başlatıp bir şeyleri hayata geçirmek.